Pupa Mal kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Akın, köpek eğitmeniyim. Bundan önceki bölümümüzde hayvan hakları yasası ile ilgili değerli konuğumuzla bir dizi söyleşi yapmıştık. Bugünkü konuğumuz Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Hüseyin Akçar. Bugün ise yasaklı ırklarla ilgili birkaç konuya değineceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 7-12-2021 tarihli genelgesine göre bir dizi ırk yasaklı ırk statüsüne alınmıştır. Bu ırklar sırasıyla Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentin, Filo Blaserio, Japones Tosa, Amerikan Staffordshire Terrier, Amerikan Bully. Bu ırklar bundan sonraki aşamada yasaklı ırk statüsünde değerlendirilecektir. Bu ırklarla beraber yaşayan köpek sahiplerinin 14.01.2022 tarihine kadar köpeklerini kısırlaştırıp ilgili veterinerler aracılığıyla PetVet sistemine kaydettirmek zorundadır. Bu kurallara uymayan, bu ırka sahip olan hayvan sahiplerinin 51.99 Hayvan Haklarını Koruma Yasası'nın 28. maddesine göre ceza işlem uygulanacaktır. Peki gelelim bu ırkların bu konuma nasıl düştüğüne. Maalesef burada ismi geçen birçok ırk esasında gücü yeterince suistimal edilmiş, yanlış insanların elinde üretilmiş ve aynı zamanda da yanlış emeller için kullanılmış olan ırklardır. Sorunun kökenine inecek olursak esasında bu ırkların bu konuma düşmesinin en büyük sebebi maalesef biz insanlarız. Bu ırkların zaman içerisinde yanlış üretimi, yanlış yönlendirilmesi ve yanlış sebepler için kullanılması bu ırkların şu ana kadarki statüsünün maalesef böyle kötü anılmasına sebep oldu. Olayın çözümü köpekleri veya ırkları yasaklamak değil, burada doğru üretimi teşvik etmek, aynı zamanda doğru eğitimi ve doğru eşleşmeyi de sağlamakla olacağını düşünüyorum. Bir insanın doğduğu yerle ilgili veya bulunduğu konumla ilgili asla yargılayamayacaksak bir köpeğin de doğmuş olduğu ırk yapısıyla itibaren onu o şekilde yargılamamız bence bu konuda gerçekten çok büyük bir haksızlık olacaktır. İşin aslına baktığımız zaman maalesef burada bir noktada da köpek ırkçılığı yapmış oluyoruz. Doğru eğitime sahip olmayan birçok farklı aslında bize sevimli veyahut da çok sempatik görünen birçok ırk aslında gerçekten çok saldırgan veyahut da ciddi anlamda sorun teşkil edebilecek noktalara kadar gelebilmektedir. Bu köpeklerin günümüze kadar gelen süreçler içerisinde farklı amaçlar için kullanıldığını aslında net olarak biliyoruz. İşin aslında bu köpekler üretimlerinin an itibariyle birçok alanda faydalı olabilecek farklı görevler içerisinde bulundular. Maalesef güçleri gereğince fazlasıyla suistimal edildiler ve sicilleri şu anda bizim düşündüğümüz katil köpek veyahut da yasaklı ırk statüsüne gelmesine neden oldu. Peki bu ırkların sicilinin temizlenmesi imkansız mı? Tabii ki de değil. Peki bundan sonra ne yapılması gerekiyor? Elinde bu ırklara sahip olan köpek sahipleri kesinlikle eğitimlere önem vermeli. Agresyon problemi olan köpeklerin içinde gerekli uzmanlardan destek almalılardır.